Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar ben Enes ve bugün sizler birlikte yeniden Dusty Trip oynayacağız. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Dusty Trip'ten artık çöl teması kaldırılıyor. Yani inanamayacaksınız ama cidden oyunun dengeleri değişecek. Birazdan zaten sizlere göstereceğim ve neler olduğunu birazdan anlayacaksınız. Videoya da geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlar ne demek dediğinizi duyar gibiyim. Yani bu oyunun asıl teması çöl. Şöyle sizlere göstereyim. Etraf full çöl. Fakat yeni gelecek güncellemede bu çöl teması tamamen kaldırılacak. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. Yeni gelecek güncellemeyi önceden deneyen insanlar olmuş. Tabii ki de bunlar özel kişiler ve bu kişilerin paylaştığı fotoğrafları birazdan sizlere göstereceğim. Oyunda artık çöl teması yok. Yani çölü birazcık özleyeceğiz ama bu oyuna nasıl sonuçlar doğurabilir bunu da birazdan sizler birlikte yorumlayacağız arkadaşlar. Bu arada şöyle kar spin var. Bunu da isterseniz yapalım şöyle videoya geçmeden önce hemen 3-4 tane çevireceğim burada kaç tane varsa. Ve şuradan bir tane araba çıkartmaya çalışacağız ama büyük ihtimal bize çıkmıyor arkadaşlar bu tarz şeyler. Yani bir tık şanssız olabilirim. Şöyle hemen bir tane daha açacağım. Güzel açıl abi. Buradan şu arabayı çıkartsak süper olur ama bizde öyle bir şans yok arkadaşlar maalesef. Son bir hakkımız kaldı. Yani buna da robux harcamayı istiyordum. Ama oyuna helikopter falan eklenecek. Sanırım bu arabaların fazla bir önemi kalmayacak. Zaten bunu birazdan beraber konuşacağız. Bu arada hep kırmızı verdi ya. Baya kötü oldu. Neyse arkadaşlar ilk öncelikle sizlere şunu söylemek istiyorum. Yeni güncellemede biliyorsunuz dün bir güncelleme sızıntıları videosu attım. Ve bu videoda ne oldu dersiniz? Oyuna yeni bir helikopter ekleniyordu. Yani artık arabalar nasıl olacak? Arabaların çok bir önemi kalacak mı? Şu an bunu tartışacağız beraber ama oyunun asıl teması çöl teması değişiyor. Oyunun adı zaten bu çöl temasından geliyor. Dusty Trip e Dusty Trip. Yani tozlu bir yolculuk. Fakat artık çöl teması gidiyor ve çimen teması geliyor. Şu an ekranda bir fotoğraf görüyorsunuz. Bakın helikopter var, yol var ve yanda ağaçlar, çimenler falan var. Arkadaşlar bakın, üstte de metre yazıyor. 0 metre yani spawn bölgesi, bu şekilde. Şimdi ikinci fotoğrafa geçiyoruz. Spawn bölgesini tam olarak görün diye. Bakın şurada minibüs var. Orada bir ev var. Büyük ihtimal başlangıç evimiz oradaki ev veya ee, sol taraftaki ev olacak. Bunu bilmiyoruz şu an. Fakat artık arabalar ne kadar önemli olacak? Bunu tartışacağız. Yani oyuna sanırım bedava helikopter eklenecek. Eğer bu helikopter paral olursa birçok oyuncu oyunu bırakır. Çünkü oyuna böyle büyük bir şey geliyor ve oyun bunu gidip paralı yaparsa çok fazla tepki alırlar. Pay to win, pay to win. İşte para yatırmadan bu oyunu oynayamıyoruz falan filan diye. Ve ben bu oyunun böyle büyük bir hata yapmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden helikopter tahminimce bedava olacak. Şöyle helikopteri bir kere daha ekranlarınıza getireceğim. Helikopteri şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Şimdi abi ne kadar eminsin çimen temasına. Belki sadece spawn çimenlidir diyecekler. Vardır illaki. Onlara da şu fotoğrafı gösteriyorum. Bakın adam uçuyor 400 metrede ve aşağısı full çimen. Bakın yol var sağ solu çimen bomboş. Etrafta kaya falan da yok arkadaşlar. Onu da sizlere belirtmek istiyorum. Sonra bir fotoğraf daha koyuyorum. Bakın burada da bir tık daha sabah. Etraf çimen uzaklarda ağaçlar var yolda herhangi bir kaya herhangi bir engel yok yani bu oyun basitleşiyor mu bunu zaten güncellemede göreceğiz ama oyunun temasını bozmaları bu oyunun geleceği açısından bence hiç iyi değil. Yani bu oyun cidden şu an geleceğiyle oynuyorlar diyebilirim. Oyun güzel güzel oynuyorduk, eğleniyorduk ama zaten bu oyunu insanlar bırakmaya başlarsa bu oyun da yavaştan bitecektir. Zaten ben hep bu oyunun videolarını çekiyorum birkaç haftadır. Yani içeriklerimin kaynağı da bu oyun. Eğer bu oyunu bırakırsak da, insanlar da bırakırsa ben de farklı videolara yöneleceğim. Onu da şimdiden haber haberdar edeyim sizlere. Yani oyunun böyle büyük bir değişikliğe gitmesi bence kötü. Bakalım iyi mi kötü mü olacak. Bunu da zaten güncellemede beraber göreceğiz. Son olarak da şöyle bir base var. Bakın gece hala çimen ve adam 1983 metrede mesela bunu da görüyorsunuzdur arkadaşlar. Yani çimen gelmesi ne kadar iyi hiçbir fikrim yok. Ama bence yani iyi değil arkadaşlar. Sizlere bunu söylemek istiyorum. Bence o kadar da iyi olmamış yani. Yani ben açıkçası beğenmedim. Çöl olsaydı helikopter ekleseydiniz olurdu yani. Fakat adamlar gidiyor çölü değiştiriyorlar. Yani bu oyunun asıl amacı zaten çöldü. Çöl arkadaşlar. Yani kaktüsler vardı, taşlar vardı, arabayla taşa çarpıyorduk. Şimdi helikopter oyunu daha da basitleştirecek. Evet benzini biraz hızlı bitiyor ama yani ona da bir çözüm bulunur diye düşünüyorum. Ve bu şekilde yani oyunun geleceği bir tık tehlikeye girdi benim açımdan. Şimdi sizler birlikte haritanın dışına çıkacağız. Haritanın dışındaki gizli yerlere gideceğiz. Bunu da yapmak istiyorum. Çünkü yeni gelecek güncelleme ile ilgili denemeleri oyun yapımcıları haritanın dışına koymuşlar. Beraber gideceğiz oradaki şeyleri göreceğiz. İki farklı yer var. Birincisi şu tepenin arkası. ikincisi de şu tepenin arkası arkadaşlar. Şu an orası gözükmüyor çanklar kısık olduğundan. Orası arkadaşlar. Oraya da gideceğiz buraya da gideceğiz. Buraya zaten bir önceki videoda da gitmiştik diye hatırlıyorum. Burada arabalar falan var. Helikopter eklenmiş mi diye bakıyorum ama galiba helikopter yok, değil mi? Evet, helikopter hala buraya eklenmemiş. Yani oyunun kayıtlarında aslında olması lazım ama herhalde daha eklememişler. Burada bakın bütün arabalar, bütün araçlar var bakın. Her çeşit araba, her çeşit araç, karavan, SUV dersin, şu yeni araba dersin. Hepsinin boyutu falan filan burada belli birbirlerine göre. Kıyas yapabiliyorsunuz. Bunlar ne bilmiyorum. Bence her bir itemin böyle bir tane şeyi bunlar işte dikdörtgen şeklinde. Şimdi öbür tepeye gideceğiz. Öbür tepede güncelleme ile ilgili bir yer var diyebilirim. Bu arada şuranın içini de göstereyim arkadaşlar. Orayı da hızlı bir şekilde göstereyim. İçi de bu şekilde şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir şey var da ne oldu belli değil. Yani içerisi bu şekilde. Belki de buradaki yapıyı alırlar yeni güncellemede hop diye koyarlar ne bileyim başlangıç yerine. Burada da bakın coming soon yazıyor. Yani yakında gelecek yazıyor. Şu arkada bir silah var. Şurada kutular falan var. Acaba coming soon şu silah mı diyor. Bakın bu silah belki yakında oyuna eklenebilir. Ya da şuna mı diyor bunu da bilmiyorum. İsterseniz ikinci tepeye gidelim. Burada bakalım güncelleme ile ilgili farklı ipuçları bulabilecek miyiz? İkinci gizli yere geldik. Bakın buranın altı böyle bir değişik. Yani bu oyun yapımcısının şu yanlarını anlamıyorum. Bakın şurası tepeymiş gibi gösterilmeye çalışmış. Ama altına herhangi bir doldurma işlemi yapılmamış. Yani sanırım bu oyun yapımcısı böyle tasarım işlerini çok iyi bilmiyor, yapamıyor veya üşengeç diye düşünüyorum. Bakın burada çöl teması var, ağaç var. Yani normalde bu oyunda asla ağaç olmaz. Yani girişte, giriş menüsünde falan olur. Buraya tamamen çimenli bir yer yapmışlar. Büyük ihtimal yeni güncellemede arkadaşlar. Bakın yeni güncellemede burayı test etmişler. Başlangıç yeri, yeni güncelleme menüsü büyük ihtimal böyle çimenli olacak. Aynı bunun gibi bir garajımız olacak. Burada niye benim karavanım var bilmiyorum. Yani burada hangi arabanız varsa herhalde o duruyor ve burada da gene bir şeyler var. Bakın burada gene çimenli, gene ağaç falan var. Yani çimen bence bu oyunun asıl dekorunu bozuyor. Yani bu oyunun anlamı zaten çöl, dağlar, taşlar, kaktüsler. Yani çölde ıssız, yani ne bileyim yerler keşfediyorsun, mutantlar falan var. Çimen o kadar da korkutucu değil açıkçası. Yani benim açımdan böyle. Burada da böyle bir base var arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten bunun içinden geçebiliyoruz. Çatıya çıkamadım. Ee, bu şekilde burası da. Yani bu yerleri çoğu kişi bilmiyor haritanın dışında nasıl gideceğini. Zaten o ağacın üstünden tırmanarak gidebiliyorsunuz. Yani geri sarıp da orayı izleyebilirsiniz nasıl çıktığımı. Burası da böyle. Başta sanırım harita dışında çok önemli bir yer yok. Ee, bu kadar arkadaşlar. Yani yeni çimenli yerin geleceği garanti. Zaten buraya bile adamlar kurmuş. Neden böyle bir yer yapsınlar? Yani bir nedeni yok. Geleceğinin habercisi. Hatta şu kareye arkadaşlar belki güncelleme de görebiliriz bakın şu yere. Yani arabamız belki böyle falan durur. Daha değişik bir yapı olabilir diye düşünüyorum. Yani oyun baya bir değişecek. Zaten cumartesi günü video atarım. Pazar günü falan da atmaya çalışacağım. Güncellemeyi göreceğiz. Ben şu anlık 10 üzerinden 5 veriyorum. Çünkü yani insanlara hayal kırıklığı uğratabilecek bir güncelleme. Tabii ki de güzel yanları olursa eğleniriz ama benim açımdan yani benim tahminlerimce çok iyi bir güncelleme olmayacak. Sizler ne düşünsün, düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizin yorumunu okuyacağım. Olabildiğince de kalp atmaya çalışacağım. Bu videoluk bu kadar olsun. Daha fazla daha sitirip videoların devamı için de kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.